Arkadaşlar yeni bir videodan da selamünaleyküm. Artık arkadaşlar diyorum çünkü kadın ve bayan, kadın da bayan zaten aynı şey bu oğlum. Bu tuvaletlerin üstündeki bayan kim o zaman amına koyayım? Uzaylı mı onlar mı? Kadın izleyicilerimiz de varmış. Kapatırken Instagram'dan birkaç tanesi dedi ki niye beyler diyorsun ki yani biz de izliyoruz dedi. Onlar için kardeşim artık arkadaşlar olarak başlayacağız. Arkadaşlar olarak kapatacağız serilerimizi. Yeni bir seriden de arkadaşlar herkese selamünaleyküm tekrardan. Bugün Diyarbakır'a gidiyoruz moruk. Adı Bahtiyar'mış, suçu saz çalmakmış. Ben eroin kaçakçılığı yaptığını düşünüyorum ama saz da çalmış olabilir. Diyarbakır'ı gezeceğiz. Bunu da bir vlog haline getireyim dedim. Babam zaten yeni bir araba almış kendine. Aman okuyayım direksiyonu elletmiyor. Ondan yolculuk yapacağız. Yalandan bir daha arabayı da çekerim. Direkt Türkiye kombini yaptım moruk. İşler Türkiye kombini. Yarım alır şimdi pilavımı da alıyorum. Ya valiciler gibi olmaya başladık, uyuz olmaya başladığım şeyler de moruk karbon dalgalandırma yapıyorum artık. Bir gün alıyorum, bir gün almıyorum. Bugün alacağım, almam gerekiyor yani karbon. Onun için yanında biraz pilav götüreceğim. Pilavı da şu şekilde yiyorum kardeşim. Bir su bardağı sadece, bir su bardağını pişiriyorum. Bölüyorum moruk işte. O da 150 gram falan yapıyor herhalde, ona tekamül ediyor. Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Ben bu Doğu'nun Paris'i Van biliyordum. Van filan değilmiş bu oğlum. Vanlar yalan atmış aman abim bize. Diyarbakır'mış Doğu'nun Paris'i. Oraya gidip göreceğiz. Evin de son hali böyle moruk. Domuz folu gibi oldu aman abim. Tembellikten ölüyoruz orası çocuğum moruk. Şimdi çamaşırları kes bir de kardeşim. Şu izleyen bayan arkadaşlardan Adıyamanlı falan yok mu gelsin bir evi temizlesin bir Müslümanlık yapsın bize bu oğlum. Neyse diğer saniyelerde kardeşim görüşürüz. Şu Adıyaman'ın ışıkları moruk kanser etme özelliği var şöyle göstereyim. Bu 70 saniye moruk ben ortalarında başladım çekmeye. Ya bu sıcağın altında 70 saniye bile bekliyoruz moruk. Ya intihar edeceğim ya bu ne amına koyayım ya 41'di yerli plaka. Her neyse bu arabayı da şimdi Yücel abilere bırakıyoruz. Malzememini alacaklarmış. Babam kendi arabasıyla gelecek de dediğim gibi bundan 5 tane var amına koyayım. 5 tanesi 70 saniyeden adam zaten salamura oluyor bu oğlum gideceği yere gidene kadar. E buna da bir el atsınlar artık bu oğlum. Arkadaşlar şimdi Yücel abinin mekanına geldik. Serkan abi de sağlarda yine. Buradan Diyarbakır'a gideceğiz de Yücel abi pek gezmeyi sevmiyor. Biraz da tansiyon hastası galiba. Bugün bize eşlik edemeyecekler maalesef. Burada bir tane de maskot yakaldım Maruk. Lan kafaya çakarım ha. Kafaya çakarım. Yücel babanın çiftliği var ya. Yücel babanın çiftliği. Ha orada Yücel babanın çiftliği. Abi şimdi ben sana gereken bir soruyu soracağım takipçilerimizden gelenin. Bu Ahmet Kaya'nın adı Bahtiyar çarkındaki Bahtiyar'ın sence suçu gerçekten saz çalmak mıydı? Abi hangi ülkede saz çalmakta? Bir Nesimi'yi götürdüler orada şeyden diklendiği için. Sultana diklendiği için ben kula minnet eylemem dedi. Sen benim boynumu eğemezsin dedi. Düşünür olarak bir tek onu böyle cezalandırdı. Bahtiyar kim bilir ne yapmıştır değil mi yani abi? Yani saz çalmaktan dolayı kimseyi şey yapmazlar. Ha, saz çalıp sazı da... şey diyorlar ama böyle harbi çalmış, hırsızlık konusunda çalmış. Yok öyle değil. Saz çalmak demek yani saz çalmak. Ha, öyle mi diyorlar? Suçu saz çalmaksa kesin bir bölücü sözler kullanmış. Bölücü şarkı yapmıştır. Aynen. Örgüt. Arkadaşlar bir de şu Diyarbakır'da ve bir duydunuz mu bilmiyorum. İsmahame diye bir tane öyle mi abi adı? İsmahame. Restoranmış adı. Restoranın adı. Samimi söylüyorum öyle internetten. Yok soracağım zaten abi. Kim ve yapar? Hadi ülkücü hareket engellenemez. Hayırdır bu abi? Bir ölür bindirilir zamana koyayım bu işlerin. Neyse beni deli etmeye başladı Yücel abi de. İsmahame diye bir tane restoran varmış. Marokko'nun yemekleri güzelmiş galiba. O restoranda babamı götürmeye çalışacağım. Makara yapmıyor moruk. Gerçekten öyle. Abi X, E'nin üstünde şey var, şapka var. L, A, Mehame. Biliyor musun Serkan abi? Günaydın. X, L. X, E, L, A, Mehame. İslam Mehame. İslam Mehame nasıl? Ya öyle bir adı var işte moruk. İnternetten yazın bakın. X, E, L, A, Mehame. Neyse diğer sahnelerde görüşürüz moruk. Moruk babamla böyle bir şey almış kendine. Bindirmiyor amına koyayım beni. Bindirmiyor da direksiyona oturtmuyor. Bu marka bir araba. Soma'ya baksana şimdi. Ya biz Soma'ya bırak, Mal'ı da bırak. Mal.
He. Bak gene mal dedik abi. Gene yanlış yaptık adam. Harbi mal oluyor ondan sonra ya. Ya gel gel gel. Gel hemen gel. Özürlü. Ya tamam işte bu arabayı İzmit'e götürecek benden beraber. İzmit'te arabaya ben çökeceğim her zamanki gibi. Çökmeyeceğim baba. Hadi tipine sıçayım hadi, hadi. Tamam neyse diğer saniyelerde görüşürüz. Şimdi yerin adı Kalebehame'ymiş moruk. Aman abi göz. Olmuş. O ciğerciymiş meşhur. Allah'ınızı. Kalebehame. He Kalebehame. Ha öyle mi soracağız yerine? He. Google öyle mi yazıyor Kalebehame? Vallahi öyle yazınca çıkıyor. Çıkıyor. Bir şey diyeceğim. Kürtçe Farsça ile şey değil mi? Aynı değil mi? İngilizce şeyler kullanıyorlar. Harfler kullanıyorlar. Kelimelerinde. Bir şeyler karışıktır muhakkak da nedir onun oluşu. X filan var yani. X, E, L, A, M, H, M'ymiş. Ben de işte okuyamıyorum şimdi Serkan abi değil mi? Halemel, halemel, halemel'in yeri neresi? Yani öyle diyordum. O Halemehame'ymiş moruk. Halemehame. He. Kola 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 kola. Siktir git ya. Niye? Vallahi öyleymiş baba. Halemehame adamın adı. Ya tamam da yer ismi olarak Halemehame. Aynen. Aynen öyle yazıyor. Halemehame. Yazdığı zaman ziyerci çıkıyor. X, A, L, E, M, H, M yazınca çıkıyor aynen. Vay amınakoyim lan senden salak da varmış ben de. Niye adamın ismi Mehame'ymiş. Halede dayı demek galiba ya, dayının yeri. Tam da dayının yeri diye yazar. Hale Mehame ya amınakoyim. Baba İstanbul, İzmir ya da Ankara, Mankara değil Diyarbakır'a gidiyoruz ha. Ne şeye mi çık? Pasaportun yanında mı? Niye yakında isterler? Ne? Yakında isterler. O göçüm de var. Sende var mı o göç? Niye? Bana pasaport vermiyorlar ki. Tamam da onu isteyecek göç sende var mı? Pasaportu mu? He. Niye? Pasaport isterler demiyor mu ya? Kim isteyecek? Hangi amına koduğum isteyecek? Şimdi o göç nerede? Bir o götü bir görelim. Gittiğimiz zaman bir göster. Bak hadi abi göç. O götü göster. Abi göç pasaport isteyecek ki. Biz de bir görelim o götü. Tamam makara yapıyoruz. Ne göt varmış diyelim ya. İşte arabanın içi de böyle çökeceğim arabaya şimdiden bakın moruk. Ha, bakın uşaklar evet. Evet. Çökecek yalnız şeyde. Meşede iki taşın arasına. Meşede iki taşın arasına çökecek. Orada çökecek orada. O, orada tamam işi de oraya çöker bak. Ha. Kendime bir tane Honda Civic kaldırmaya çalışıyorum moruk inşallah alır. Tamam bakarız dedi de yalan atmıyordur ama... Alırsa da herhalde bir sene sonra filan alır. Günbe geliyor. Yok yani biraz şey olsa mesela. Baba biraz açsana şunu. Sen de şimdi şöyle bir ağız mesela insanlık falan filan böyle. Niye çok daha 80 gündür ne hayvanlığımızı gördün? Çok fazla değil. Ne? 80 gündür ne? Hangisini sayalım şimdi? Oo, böyle zor soru soruyor ki üniversitede bile çıkmıyor böyle soru amına. Yani sorduğun soruya bak 80 gündür gece. Ya her günün sorunla başlıyor sorunla bitiyor. Ne? İlla şey mi yapman lazım? Ananamın o yana bu yana sütlen mi lazım? Tövbe estağfurullah ya. Adam amına koyayım ya. Adam problem şey zannediyor. Bir keş gibi bir kenara yığıldığı zaman sadece problem odur onu zannediyor adam. Ve ne zaman keş gibi bir yere yığıldığını gördün baba? Ya yığılma problem sadece o değildir. İnsan hayatındaki problem. Bir yere yığılmak, bir yerde bir molozlaşmak problem o değildir. Oturmak, kalkmak, konuşmak, yemek, içmek, evin içinde davranmak, temizlik. Hani diyoruz ya. Ben temiz değil miyim? Ya, abi canım temiz olma. Bir tek bokun üstüne oturmuyorsun. Yanına gayet güzel oturabiliyorsun. Böyle bir yeteneğin var. Aynen. Aynen tabii. Aynen ama. Aynen. Ya bunu da ben sivilden kesiyorum deyip diğer saniyelerde tamam, görüşelim. Bak bak hemen cümleye bak. Bak cümleyle başladık zaten. Bak cümleyle zaten dinle diyecek ki sokayım o kafaya diyecek direkt. Beni sivilden kesiyor. Kesiyor. Sizin nasıl bir silah var? Nesi kimin sikini kesiyor? Kesiyor. Ben seni sivilden kesiyorum sen şaşırmış. Yani çok anlamlı aslında. Sen şaşırmışsın bak dalgana sus be oğlum ne anlatıyorsun? Bak dalgana çok tarzında... kullanılan bir cümle de ben seni sivilden kesiyorum. Hangi mal demişler? Kocaeli'ye özgü ceza abi sözüdür baba. Tamamen beyin muzullarını kaybetmiş bir arkadaşın gelişi güzel bir yorumu. Tabi etrafındakiler de ondan çok farklı olmadıkları için sahip vermişler, kullanmışlar. Sözlük anlamı da yok. Anlamı ben seni sivilden kesiyorum. Hadi buyur. Ne demek istemiş bu amına kodumun herifi buradan? Ne bakıyorsun mal gibi ya?
İşte, yani mallara lavukça konuşuyorsun ya. Misal veriyorum. Adam diyor ki sana ben seni sivilden keseceğim. Hani ya bir siktir git ne anlatıyorsun anlamına geliyor. Allah Allah. Neresinde var bir siktir git ne anlatıyorsun falan filan. Hani neresinde var cümlenin içinde? Ama doğruların gözle görünmeyen orduları vardır ha. Tamam. Dediğim gibi yani şey olmayınca bir yorum. Açılım olmayınca doğruların gözleri var. Orduları var falanları var. Bokları var. Tamam. Eyvallah. Neyse saat kaç? Saat kaç? 10'a 10 var. Tamam baba 10.30'da da yemek yerim, 11'de de. Senin dediğin yer nerede? Ne? Senin dediğin yer nerede kahvaltı yapalım dediğin yer? He? Adam ya. Lan dur daha 3 dakika önce dedik her şeyin problemi amına koyayım. Hemen doğrulaman mı gerekiyor ya? Hemen mi doğrulaman gerekiyor? Bir 15 dakika sonra doğrula beni bir defa. Nerede o yemek yeri? Ha? Yemek yeri. Neyse sonra deriz sana. Neyse birader diğer saniyelerde görüşürüz. Beyler babama ne yazdılar baba? Radar cezası yazmış. 27 ile radar cezası yazdılar. Fark eder mi? 127 kilometre ile. Bu cezalar yıldırabilir mi bizi baba? Yok canım niye? Devletin paraya ihtiyacı var. Kaç para yazdılar ki radar cezası? Vallahi bilmiyorum ama herhalde 1500 lira falan filan. Oo temiz temiz. Bunlar da buraya pusuya atmış galiba. Yatar. Siker adamın avradını. Doğru gideceksin. İnsan gibi gideceksin. Evet arkadaşlar. Cezamıza da bismillah dedik. Tamam. sorunumuz kalmamıştır abi. Cezamızı da yedik. Ulan kahvaltı yapmayı düşünüyorduk. Bunun yerine ceza denk geldi. Bu arada arkadaşlar kaleme hemenin yerine gitmeyeceğiz. Babam uyuz olduysa. Kamelere de hemesini de lehemesini de amına kodum sanki isim memlekette isim kalmamış da kaleme hemeymiş. Evet. Amına kodum. Ondan dolayı oraya gitmeyeceğiz. Babamların yediği başka bir ciğerci varmış. Bir dünya ciğerci dolu ora. Ya büyük ihtimal militan dedim oruk ismini duyunca babam. Kaleme Heme'ye gitmeyeceğiz ama dediğim gibi internetten araştırın ciğerci Kaleme Heme'ne öyle bir ismi var arkadaşın. Ya doğudaki her ciğer güzel bence o kadar fantaziye de gerek yok da Kaleme Heme'ye maalesef gitmiyoruz belli. O da o çok var ya dolu ya. Bir dünya var ya. Güzel yerleri var. Gidince görürsün zaten. Memleket güzel mi? Çok güzel mi? Memleket güzel ama diğer saniyelerde görüşürüz birader. Bastım. Şimdi arabayı çökeceğim için arabayı sürmeyi öğretiyor bana babam. Frene basık be ya. Basık. Şu kolu tam aşağı kadar çek. Çek aşağı. Tamam. Tamam yavaş. Derisine karışma. Rahat ol bizim bu kadar da yerin altında var ha baba. Arkadaşlar işte böyle çökeceğiz. Şeklimizi düzelttik. Arabayı da koyduk altımıza. Şimdi babamdan bir... Oğlum ya. Ne oluyor ya? Heyecandan bir yaptım. Hesap... Bir tane de hesap kartı cebimize koyduğumuz zaman kardeşim tamamdı yani efendim. E tamam sen ne boka yarıyorsun bu esnada? Ben yiyorum işte. Tamam da bizim boklanıcıya ihtiyacımız var mıydı anasını satayım? Sen şimdi bırak da şu klimayı aç şurada. Sen aynı anda iki işi falan yapamazsın. Sen yola bak tamam. Sen rahat ol diyorum baba ya. Bu da bütün çok geride. Klimayı ya, işini çalışıyor şu an. Bu çok geride. Bunu nasıl geri alıyor? Geriye. Şundan şunu geriye çekiyorsun. En alttakini mi? He. Bu ne bu oğlum böyle? Ha şimdi oldu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere işte araba benim çöktüm. Bu arada Muruk zaten ben size bir şey diyeyim mi? Kimdi? Fatih Sultan Mehmet Han bile hiçbir şey götürmemiş. Kanuni de götürememiş öldükten sonra bir yere. Yani babama ait olan her şey zaten otomatikman benim bu oğlum. Ben haksız mı düşünüyorum baba? Siz? Haksız mı düşünüyorum yani? Haksız mı? Ya sen haksızlık yaptığın görülmüş mü ya? Allah Allah. Yani arkadaşlar elinde sonunda babamın mal varlığı bir şekilde vefat ettikten sonra kardeşlerimi de ortadan kaldırdıktan sonra hepsi bana kalacak. Tamam. Osmanlı usulü işte. Tamam gayet kolay bak. Hemen programı yapmışsın. Ama işte şani o şey kabul olmuyor da. Ne? Ya kemik yağmıyor ya. Ne kemiği?
Ya köpeğin duası kabul olsa diyor. Dua etmeyiz, biz icraat adamıyız. Hayırdır, ne duası? Ha, ne icraatı? Ya senin icraatını dedik, senin icraatın belli. Ne? Yukarıdan almak, aşağıdan boşaltmak. Senin icraatın o. Yukarıdan almak derken yemek yemek, alttan da sıçmak. Aa, bak nasıl bak biliyorsun bak. Ha, aferin. Arif olan anlar. Ya şimdi böyle ne be? Bu şekilde Diyarbakır'a kadar falan gidecek miyiz? Ne yapacağız? Ne? Yoo, yemek yemeye ne gitmeyeceğiz mi? He. Yok yani sadece böyle şimdi bir tane böyle yani ben bu zamana kadar tamam hayvan sevgim var. Çok hayvan fotoğrafı çektim ama. Fotoğraf değil, video çekmiyor mu? Tamam video çekiyoruz işte, olsun video yani tamam. He. Ne bok olursa olsun yani. Böyle... Arkadaşlar arabada bu şekilde dediğim gibi. GLK mıydı baba? GLC. Mercedes'in GLC 250 AMG şeyi sınıfı bir araba. Benzinlisi. 4 çeker. Benzinli 2000 motor. Bunun yeni kasaları nedense lavuklar 1.5 mi 1.6 mı ne yapmışlar? Moruk o fazla tutmuyor. Çünkü bu arabaya bence düşük motor şey yapıyor. Kilosuna ayak uyduramıyor. Bu araba gayet iyi moruk. Şekli olan alıp deneyebilir. Zaten dediğim gibi burada arabayı park edecek yer bulamadık. Bu lavuk ne anlatıyor bu oğlum? Onu şuradan kapat. He. Ne diyecektim ya? Lavuk bak onu unutturdu baba. Diyeceğim şeyi unutturdu baba. İzmit'te bu arabayı burada bizim mahallede çok çavanibaşı var moruk. Çavu var. Ondan dolayı arabayı İzmit'e götürecek babam. Öyle arada arabayı her gün olmasa da alacağım. Daha detaylı tanıtımlarını falan yapacağım zaten. Arabanın özelliklerini falan okuyacağız. Neyse bu kadar yeter fantezi. Diğer saniyelerde görüşürüz beyler. Kapatıyorum. Kapat. Burada bir yere yemek yemeye geldik de moruk yani. Pilav yapıyoruz. Pilavı moruk kapının önünde bırakıyor. Bize sonra diyor bir şey. Aklımızı kullanamıyormuşuz biz. Tamam malcım. Özür dilerim. Sayın malcım. Pilav piç oldu yani moruk. Bugün de sıfır karbon. Ben böyle hayatım... Neyse diğer sahnelerde görüşürüz. Burada Adana söyledim. Onu da bir çekeyim nasıl bir yemek filan. Soğana baksana moruk. Somar yere kadar lan Allah'a kurban olayım. Evet insandır, tehlikeli değil. Yani sıkıntı yok. Diğer sahnelerde insana görüşürüz. Benziyor, evet anladım. Neye benziyor? Bayağı insana benziyor. Ciddi manada. Diğer sahnelerde görüşürüz moruk. Arkadaşlar benim evimde geldi. Köy domatesiymiş moruk. Yemiyorum diye laf yapıyor. Su tutuyor diyorum. Biz bir boktan anlamıyormuşuz, o anlıyormuş. Pilav da yok şimdi, sadece bunları yiyeceğiz. Baba niye şey, domates, su? Sonra. Sonra mı? Şu an meşgul. Bir de millet var şimdi. Sevemiyor mu? Olmaz. Topluma saygısız. Diğer saniyelerde görüşürüz birader. Kardeşim şimdi burada yemek yedik. Zaten giriş videosu olarak yeterince çektik. Bundan sonrasını Diyarbakır'da devam ettireceğim. Kaç kilometre kaldı baba Diyarbakır'da? Nis Sibi Köprüsü. Bu Nis Sibi Köprüsü varmış burada. Burada bir tane Boğaz adamlar. Köprüsü. Dur şöyle göstereyim onların Boğaz Köprüsü'nde. Marka Boğaz Köprüleri var arkadaşlar. Her neyse geri kalan da videonun şeyde Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar. Siverek'te falan filan bakarız be. He belki Siverek neresi? Urfa Siverek, Bucakların şehri. Bucak kim baba? Sedat Bucak. Sedat Bucak kim? Sedat Bucak babasının uçağı. Urfalı. Sedat Allah. Bucakların şehrine bakacağız bir de. Bucak aşireti orada. He. Bucak aşiretine de buradan selam olsun doğudaki. Acayip güzel kanyonlar var ha. He şimdi dediğim gibi arabada yeter bu kadar. Şiştim kabak tadı veriyor zaten. Ne tadı veriyor? Kabak tadı veriyor. Allah Allah. İyi başka bir şey tadı vermiyor gene kabak iyi. Ne verebilir başka baba? Mok tadı var biliyorsa ya çok daha çok hoşuna gider. Mok mu? He. Abi yani mok tadı. Kabak tadı. Ne kabak tadı veriyor ya? Ya baba tribe girme da sen de. Çık da artık tribe. Ya dedi Allah'ım ya. Başka amına kodumun tribine bir de sen girsen ne olur? Ya? Ben belki tripten çıkamıyorum. Yok bir gir. Benim halim tripse bir de sen gir daha. Moruk bir de kolum ağrıdı.
buradan tripoddan mikrofon ihtiyacımız olduğunu babama dile getiriyorum, artık yorumlarda bekliyorum. Alsın da artık her şey. Her şeyi alıyor bir tripoddan mikrofon, artık çözsün bize. Bu ne bu oğlum? Neyse arkadaşlar, sövmeyeceğim. Sövdükçe mal dedikçe iştahı da değişiyor. Onun için bak hala emniyet kemerini bir tavsiye ediyor. Şey ya, beyler demiyoruz artık. Bayanlar da izliyormuş baba bizi. Ondan dolayı arkadaşlar diyeceğiz videoyu başlatırken, kapatırken de. Ya bayanlar izliyorsa niye sövüyoruz o zaman abi? Öyle seviyor onlar. Tamam da senin olduğun yerde sövmemenin imkanı yok ki. Yoksa ben normalde yani söven bir adam değilim. Hiç sövmez normalde de bunu. Anneme danışabilirsiniz sövüp sövmediğini. Annem bu arada senin attığım hikayeyi ne yazmış biliyor muyum? Pis ağızlılar. Annem mi? He. Tamam da ama senin yanında öyle normali sor bakayım annene. Kolum ağrıdı bu oğlum. Bırak kapat lan, kapat lan, amına koydum. Kolum ağrıyor diyor, mal gene tutmaya uğraşıyor ya. Her şey sizin Allah için beyler. Diğer saniyelerde görüşürüz. Dayımın oğulları, dayımın oğulları değil pardon arkadaşlar. Bak babamın dinlediği şarkıları kes. Gitosun aldım beşe, dinlemiyor redişe. Hey gittin arkadaşlar, yok bende eski neşe. Ah olmazsa olmazsa, bu sevdalık olmazsa. Madem oldu olacak, seven seveni alsa. Arkadaşlar, Diyarbakır'a geldik an itibariyle. Hatıra olsun diye de babama bir tane fotoğraf çektireyim dedim de öyle bir yere tabelayı koymuşlar ki moruk. Tabelana sokayım seni ya, aman akıllıca. Problemi bitmez diyoruz, orada dur gel tabelaya. Ama tabelanın ön resim çekilmezsen ne olacak? Adı Bahtiyar olmayacak evet. O zaman. Bahtiyar'ı nasıl sokayım, ver. Diğer sahnelerde görüşürüz. Amcaoğlu. Selahattin Eyyubi Camii'ymiş bura. Babam fanlarındandır kendisinin şu şekilde. Kimi? Selahattin abinin. Ben severim, çok sevmem Selahattin'i ama. Niye çok sevmiyor ben adam? Arkadaş değil. Ha, eksileri var değil mi? Ufak tefek inlilikleri var ha. Mesela örnek bir tane versene baba. Mesela onu yetiştiren, büyüten adamın karısını almasaydı iyi olacaktı. Evet tamam. Ya, olur öyle şey. Ya. Arada olur. Buradan girişi var moruk. Buraya bile ben çözemedim onu. Polis yazmışlar moruk girişe. Niye acaba? Ne? Bak girişte bile polis yazıyor. Polis noktası da yok mu? He. Beyler şu şekilde camiyi ben bir çekeyim size. Tamam. Bak came bizim Karadeniz'in dilinde came. Cami değildir bu arada, came. Came bu şekilde. Burası ne, şehir merkezinin girişi miydi baba? Abi dur, su içine girişine. Bak burası şehir merkezi bu. Diyarbakır'ın şehir merkezi. Büyük de şehirleri var ha. Suriçi'de Azilerde zaten. Suriçi'de Azilerde deymiş. Yani orada bir yerde. Diyarbakır'ın ana göbeği buralar merkezi buralar. İyi tamam, bir de şehir merkezine gidelim o zaman. Ya o Suriçi büyük var abi. Beyler diğer saniyelerde görüşürüz da. Kardeşim şimdi bir tane köprüye geldik. Ha Dicle Köprüsü var. Bir tane köprüye geldik. Ha Dicle Köprüsü'ymüş baba, bu köprüyü yapan adam kör olmuş, doğru mu muhabbet? Kör oğlu mu yapmış o zaman bir de? Bu Malkoçoğlu yapmış da Köroğlu kör olmuş galiba. Bu muhabbet ha. Doğru mu yani? Ha Malkoçoğlu köprüyü yapınca Köroğlu kör olmuş. Tabii. Köprü bu marka kardeşim. Ne? Şey de diyorlar, bu Kalemehame var ya, onun dedesi yapmış da olabilir yani. Ha o taş taşımış buraya. Bu köprüyü. Köprü bu marka. Burada da bir arkadaş hasta galiba. Ha, para var mı? Vereyim şunlara ben. Müslüman rakıdın mı sen? Sen kendi paranı vereceksin. Benim paramı ben vermeye bilmiyorum. Benim param yok. Yoksa vermeyeceğim. Ya Müslümanlık yapamayız zaman. Sen ne işin var Müslümanlık? Niye? Ya bırak o işi Müslümanlar yaptı. Sen ne yaptın? Beyler bu marka köprümüzde. Diğer saniyelerde görüşürüz de moruk. Moruk şimdi Malkoçoğlu'nun... Baba Cüneyt Arkın burada dizi çekmiş mi? Çekmiş hemen arka tarafta. Cüneyt Arkın burada çekiyormuş moruk genelde kovadan. Kovadan mı çekiyormuş? Yok başka. Başka yerden çekiyormuş. Hortum'dan çekiyormuş. O da nasıl kafası kesmiyor ama. Burası zindan işte moruk herhalde. Dayı bu Cüneyt Arkın'ın bu demirleri... Buydu değil mi?
Ha buraymış kardeşim. Cüneyt Arkın'ın demirleri yamulttuğu yer burası. Burak kalem vurup buradan aşağı atlayacağım ben. Fantezi olsun diye. Babam da onu istiyor herhalde. Aşil daha buradan aşağı atlıyordu. Truba'daki Aşil de buradan aşağı atlamıştım. Öyle diyorlar. Va bu kaleyi kalamı halenin şey dedesi yapmış diyorlar, doğru mu? Amcaoğlu bu mu arkada, Danimarka? Arkası zaten mantar tarlası bu oğlum direkt. Cüneyt abi işte buradan moruk arda arda 7-8 kere atlıyordu aşağı. Evet. Cüneyt Arkın'ın aynı yerden 5-6 kere atlaması hakkındaki görüşlerin nelerdir? Yarışmacı peki, arkadaş. Cüneyt Arkın'dasın senin babanın amına. Bu konuda senin görüşlerin nelerdir? Bence şey, ha. Playback, replay, replay, playback mi oluyor? Ha, sürekli mi yapacak? Aha. Ha, tamam. Olur. Şimdi burada da bir tane fotoğraf çekilelim moruk. Bu marka işte. Buranın her yeri sur bu oğlum. Zaten çok kalenin içine yapmışlar. Ya büyük bir kale. Diyarbakır, aynen. Çok büyük bir kale. Surları bunlar işte. Bak bu marka. Sur içi bura. Ve şu Diyarbakır'ın eski yerleşkesi bura. Sırf tarih. Buradan öteye baktığın zaman sırf tarih. Bak oralar yeni restore ediliyor. Yeni restore ediliyor oralar moruk. Ha, moruk. Taşak kesme görün babanın amına. Amına kol atar o gerçi abudan ceza yazmasalar. Yanlışlıkla abudan aşağı düşsen abi ne olur. Ha? Gaz alan yani. Görür müsün amına koyayım? Hayret bir şey. Helal şurada da. Bir boka yaradı. 40 yılda bir doğru biz abudan. Ha buradan bakalım bir sadakallahu lazım diyelim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Diyelim ardından bin arabaya gidelim. Biri bu inna inna raciun dediğin Recai mi bizim Şener Pastanesi? Yok yok Recai değil o. O senin dediğin Recai Kutan. Ha. Burada da bir tane fotoğraf çekilelim ölümsüz. Ölümsüzleştirelim bu anı. Yok yok ölümsüzleştirmeyelim ya. Öyle niye ya? Ölümsüz ne? Ölmüyor ne olacak ya? Ölmekten ne olur? Sanki. Babam ölmeyi bayılmak sanıyor herhalde moruk. Sanki boktan bir şey. Bakarsın işte bayılmak mıdır diyemezdir ama kafalama. Neyse diğer saniyelerde görüşürüz moruk. Şimdi birader burada bir de kilise varmış galiba tarihi. Calvin Klein'imiz de var burada. Şimdi hazır gelmişken bir kiliseye gideyim ben bir günah çıkartayım dedim babama. O beni günah çıkarttırmaya götürüyor kiliseye kardeşim. Bir ıstavros filan çıkartayım o da. Lugas katın paçıya ya. Bakalım çıkartabileceğim mi? Biraz ıkınman lazım. Kendini biraz sıkarsan tahmin ederim sıkartırsın. Bu ara sormuşsunuz pazartesi genelde evangelist takılıyorum. Salı günleri protestan oluyorum kardeşim. Çarşamba günü katolik. Evangelist ne demek? Perşembe ortodoks böyle. Yani sallama. Evangelist mi ne demek? He. Yani getle ailesi gibi bir şey oluyor işte. Ha, bak. Ne demek sen söyle baba. Ne? O dedene yakın. Ha, bak buna yakalıyorum yani kendimden mevzuyu. Evangelist. Senin gibi malları sıçan takıma deniyor da evangelistler. Mesela kim evangelist? Joe Biden mı? Dünyayı sömüren kim varsa onlar. Joe Biden evangelist mi baba senin? Ne? Tabii onlar mı şu an? Gel bak buraya. Sen nereden biliyorsun? Siyonist. Neyi nereden biliyorsun? Evangelist olduğunu. Şey yani, arka plakasına yazıyor. Plakadan okuyunca anlıyoruz. İyi neyse diğer saniyelerde görüşürüz. Moruk evangelistiz bugün. Amcaoğlu kiliseye geldik de papaz herhalde şarabı fazla içmiş, yok burada kafayı bulmuş. Şu şekilde göstereyim. Yani günah minah çıkaramadık. Baba bu kiliseyi şey Matta, Marcos, Luca bir de Yuhanna'nın yaptığı söyleniyor, doğru mu muhabbet? Her muhabbete bir mallık katmak zorunda mısın? Niye lan sen sanki camide istiride giriyorsun. Ya da Matta, Marcos, Luca, Yuhanna bunlar neydi? Araba markası mı? He 4000 motor, 4 çeker. Tamam öyle söylüyorsun ki araba markalı, bunlar kitap adı. Kardeşim adam bilmiyorum da Yuhanna orası bir gözünün tekiydi. Satan değil mi oğlum zaten Hazreti İsa'yı, Yuhanna? Yahuda'ydık pardon kardeşim. Sosyal bilgim çok kalabalık da ondan karıştırıyorum, karıştırıyorum kardeşim. Burada kilise Ermeni arkadaşlarımızı bekliyoruz günah çıkartmaya moruk buraya. Bekliyorum direkt. Sadakallah azim. Öyle miydi sadakallah azim mi? Rabbana filli de olabilir. Şeyini attılar. Bak abla orada mum takıyor. Herhalde mum söndü var moruk finalde. Neyse kardeşim karıştırmaya gerek yok detaylı. Mum söndü başka bir şeydi herhalde. Aynen. Gene
Yine abi. Mal modunu adam almadı. Normal modda araç kullanamıyorum. Oğlum mallık parayla olsa kredi çeker yine yaparım. Ne? Mallık parayla. Kredi çekmene gerek yok. İstediği limitsiz kredi verirsin millete. Sen kredi niye çekiyorsun ki o paradan? Ne selam telekeyfe deyip kapatıyorum. Moruk diğer sahnelerde görüşürüz. Kardeşim babam şimdi rehber olarak buraları iyi bilen biri. Kendi de zaten Diyarbakır Silvan'dan. Silvan ha. Mıydı? Ha. Silvanlı kendisi. Yok, Süleyman. Diyarbakırlı Süleyman. Diyarbakırlı Süleyman. Bu dört ayaklı minareymiş baba. Buranın bir öyküsünü arkadaşlara anlatsana. Bu adamlar o zaman şey... Burada ne çok hasta varmış baba. Birine para verelim ya. Param varsa ver diyoruz. Sen niye vermiyorsun? Alırsa sana ne? Ben paramı nereye vereceğimi bilmiyor muyum? E adamlar belki ama kurtulur. Yok bizim para kurtuluşa erdirmez. Beyler bura dört ayaklı minareymiş moruk. Böyle dört tane aya var. Baba milattan önce 500'de mi yapılmış? Kaçta yapılmış? Amon-Ra'dan sonra. Amon-Ra? Mevzu böyle bir yer moruk. Baba, bura ne cami oluyor? Vallahi burada tarihi bir cami. Burada tarihi bir cami moruk. Şeyh Matar camiymiş bak. Bura Matar Osman diyor, Şeyh Matar'mış dört pardon. Dört ayaklı minarenin yanında. Bura, bu Matar Osman şey değil miydi ya? O sizin şeyiniz, sizin reisiniz o. Kim baba? Matar Osman'ı bir açıklasana arkadaşlara. Reisiniz daha sizin. Kim reis işte? Sizin üzerinizde büyük çalışmalar yapıp bu olayı belli bir noktaya bağlayan adam var ya. Arkadaşlar şimdi bilmeyenler için Matar Osman'ı araştırmalarını istiyorum. Ne anlama geldiklerini anlarlar. Matar Osman bizim ilk yeni doktorumuz. Ha, bizim reis mi oluyor? Ha, sizin reisiniz. Bu ölen reisiden sonra kim? İlk iki yap diyelim, tamam. İyi tamam. En büyükleri yani. Diğer sahnelerde görüşür müyüz? Diğer sahnelerde görüşürüz moruk. 1500'lük falan var ha. 1500'lük varmış arkadaşlar. Babam o dönem orada yaşıyordu. Reenkarnasyon gerçekmiş yani. Ha, şimdi karnasyon. Karın ağrısı yapsın. Burası şey amcaoğlu. Bura Ulu Cami'ymiş. Ulubatlı Hasan yapmış bu cami. Ondan Ulu Cami kalmış hadi galiba. Bütün Ulubatlı yapsın. Ulubatlı'nın ulusunu almış. Cami olmuş ha, işte. Ulu tamam. Şimdi şöyle gösterelim baba geldi camiyi. Göster şimdi. Ya. Ne oldu? Gösterdik camiyi. Evet. Kiliseden sonra da camiye gelmemiz garip olmadı mı? Ya şimdi orası senin içindi, bura benim için. Yani biz demokratik insanlarız ya. Ha, doğru diyor. Her türlü görüşe saygımız var yani. Aynen, bura meşhur Ulu Cami moruk. Bir de bu eylemler galiba burada olmuş. Yo, sur içi bura var. Yani sur içi olmuş. O internette gördüklerimiz filan. Yapılan yani şeylerin, dükkanların çoğu yeni dükkan arkadaşlar. Onu da fark ettik. Sen var, yeniden restore tadilat yapmışlar. Restore tadilat yapmışlar. Ha, bura gördüğünüz gibi Ulu Cami. İçi mesela, içeride. Şimdi içine giriyoruz. İçini de arkadan çekeceğim moruk. Bir bakalım içine. Diğer sahnelerde görüşürüz. Şimdi amcaoğlu girdik meşhur Ulu Cami'nin içine. Şöyle etrafı bir çekelim. Şimdi bu kemerlere diğer. Baba mevzuyu kes. Görüyor musun içeriği bak bu? Bin kaç yıldır duruyor biliyor musun? 1500 yıldır burada ayakta yıkılmadı moruk. 1500 yılı var herhalde tam olarak bilmiyorum. Ya 1500 yılı var biraz da yalan da var aslında ama. Yok biliyorsun o iş bizde yok. Bak ne diyorum tam olarak hatırlamıyorum ama diyorum onu yalan işi sizin işiniz. Yani biz mesleklerine insanların saygımız var. Kimsenin mesleğinde gözümüz yok. Bizimki bize yetiyor. Niye biz yalancı mıyız? Yalancı mısınız? Hem de dibi. Demek yalancı mısınız? Böyle absürt sorular niye soruyorsun? Burada meşhur Ulu Cami'miz moruk. Gördüğünüz gibi. Burada bir teori var baba. Burada abdest alan adamın bir ay abdest almasına gerek yokmuş galiba. Caminin içi olmasaydı o teoriyi sunana onu sor oraya. Sövecektin nokta, nokta koy. Ha, o teoriyi kimde kim ise bana bir cümle kurardı. Beyler diğer sahnelerde görüşürüz. Burada bir tane fotoğraf çekilelim be. Burayı gezin. Burası da caminin içi. Mimariye bakın. Şu şekilde göstereyim. Bu buraya hani Ulubatlı Hasan falan mı yapmış? He? Ulubatlı Hasanlar mı? Gel ne Ulubatlısı ya. Niye geleceğim? Ayakkabılarımı ben çıkaramam ya. Şu çizgiyi geçemiyorum moruk. Şu çizgiyi geçmem yasak benim. Şu minberi falan görsene. Al çek bir arkadaşlara tanıt sen. Hmm. Videoyu. Ne tanıtacağım ya haber. Göster işte. Evet.
Evet. Burada şey mi kurmuşlar? Fan coiler sistemi mi var? Fan kime koyuyor baba? Tamam, fan coiler o. Fan coiler sistemi varmış arkadaşlar burada. Namaz kılacak mısın baba? Birleşik kılın adı mı? Bağlı kılın adı yani. Namaz kılacak mısın baba? Diyarbakır'da da boşuna ve cemre yapmıyorlar. Ben de onu doğal olarak bir serinliği var ama. Ya serinliği yok da zaten taş ya. Taş yapı olduğu için serin olur. Burayı serinletmek için bu kadar klima kullansam. Yani burada bile moruk mimari konuşuyor ben. Sistem üzerinden kurulacak. Müteahhitlik böyle bir şeylerle. Diğer saniyelerde görüşürüz beyler. Kardeşim burası da meşhur bir yermiş. Lan bak güzel. Bura neydi baba? Hasan Paşa Han. Şöyle bir çekelim. Bunun yapısı da olmaz. Buraya mı oturacağız? Boş kalan bir yer var. Kardeşim burası da Hasan Paşa Han'ımız. Burayı da dönemin ikinci padişahının sağ kolundan Hasan Paşa, öyle mi baba? Uydur bakalım. Abdülhamit'in sağ kolunun yeğeni Hasan Paşa yaptırmış burayı da. Orada böyle bir yapı. Moruk çok Allah sıcak be. Kur'an çarpsın moruk. Eridin mi oğlum? Allah'tan Hasan Paşa diyor. İyi Gareboğlu demedin amına. Gareboğlu kim? Gareboğlu Mahmut. O kim Gareboğlu Mahmut? O bizim köyden var ya oradalar Gareboğlu Mahmut. Evet. Senin ninenisi ki. Yani iyi gene sen. Burası sıcak değil ki bak. Ama soğuk değil ki. Soğuk değil bu sıcakta bu lan. Ona koyayım. Yanıyor mu bu oğlum? Moruk somağı baksana amına. Somak nedir? Tipe bak demek olarak. Tamam da aslında bunu biliyor musun somak? Ne demek? Yani bilmiyorum yani. Nedir somak? Somak yani tipe bak. Tipi kes. Yani değil, size göre demedim yani. Az akıllılara göre demedim. Size göre ne demek? Ben de onu bilmiyorum. Normalde bir açılımı var mı? Baba ben çok... Aynen. Arkadaşlar diğer sahnelerle görüşürüz. Daraldım. Kardeşim biz bunu kavun sanmıştık bunları böyle. Meğerse bunlar salatalıkmış bu oğlum. Kelek. Şöyle göstereyim. Kelek salatalık mı oluyor bunlar? Bunlar kelek salatalık dayı oğlu. Babam bir tane alıyor. He bir tane yiyelim ya, versene reis. Ne kadar onlar? Tane 20 lira. Sen de yiyeceksin. Tane yiyeceksin abi. Güzel mi? He. Bir tane daha ver. Moruk. Mal tadı on numara. Bunlar sadece burada mı çıkıyor abi? Bunlar Mardin'de yetişiyor moruk, kelek salatalık şu şekilde. Tadı da başarılı yani kardeşim. Diğer saniyelerde görüşürüz beyler. Arkadaşlar şimdi bayağı bir gezdik Diyarbakır'ın arasını. Burada gezilecek çok bir yer var. Gezdik derken yani ben çok daraldım, sıcakta sevmiyorum. Tren asetatla moruk daraltıyor insanı. Ondan dolayı şimdi AVM'ye gidiyoruz. Babam burada bir tane boyner varmış moruk. Orada ayakkabı çeşidi çok dedi. Converse'in yeni kreasyon ayakkabıları varmış. Onlara bakacağız. Baba maden mi arıyorsun? Ne yapıyorsun? Altın plan çıkıyor mu? Evet. Aynen. Aa, lazım mı? Vereyim. Bozdururuz kuyumuza. Para da işler. Evet. Şimdi boyner dedi mi baba? Yok boyner değil. Sallama. Nereye? Sallama. Nere? Ya o şey var. Step bilmem ne falan. Step house mu? Evet. Stick house mu? Bir yürü git ya. Abi adamı abi. Ama dünya alışmış ya sallamaya. Ama dünya sallamadan duramıyor adam. İlla araya yerleştirecek biraz sallamasyonadan. Bir yere gidiyoruz işte, ayakkabı bakacağız. Lavuklar orada da inşallah video çekmek falan yasak demez. Papaza düşerim bu sefer. Sana ne bu oğlum, alacağım ayakkabının videosunu çekiyorum şeylere. Takipçilerime. Bir ayakkabıcıya falan gitmeyelim aman akıyım. Gene tamam gene buldum papaza. Niye? Aman akıdım derim, ayakkabımı alacaksın. Ne ananın amına ayakkabı? Git ayakkabını al. Videolar ne işin var? Çocuklar ya? Da belki alacak. Ne?
siktirsin gitsin alsınlar. Onlara biri alma mı diyor ayakkabı? Moruk siktir olup gidin alın o zaman ayakkabıyı kardeşim. Allah Allah. Ben yine video çekeceğim ama sıkıntı yok. O lavukta falan filan yaparsa burnuna kafa atacağım bu sefer. Siktir iyi benden uzak o zaman dur. Yani birbirini tanımayalım öyle bir yerde toplum içinde. Valla bir şey diyeyim mi? Yeme yok. Bir şey deme. Bir ölür bin yirmiriz de. İşin esprisi bir yer ama Diyarbakır baya büyük bir şehir arkadaşlar uyandırayım hani. Yok canım ne 2.5 milyon nüfusu var nasıl büyük olsun? Oğlum mahalle bir kat mahalleden oluşuyor. Neyse moruk ayakkabıcıya doğru gidiyoruz. İlerleyen saniyelerde görüşürüz. İşim zaten var yok ayakkabıcıya. Bu arada boklanmayı sormuşlar baba şey arkadaşlar. Boklanmanın açılımını yapsan arkadaşlar diyor Süleyman amcan. Boklanmak. Hani Erdem abi sen diyor boklanmayabilir. Sen şey yapıyorsun ya. Akşam tabak hazırlıyorsun ya. Arkadaşlar yemek yemek boklanmaktır. Para harcamak boklanmaktır. Bir şey satın almak boklanmaktır. Bu tabi babamların dağbaşı dilinde. Moru kimliğin arkasında dağbaşı yazınca. Yok şey boklanmak alışveriş değil. Sadece o senin işte o tabak üzerindeki çalışmana diyoruz. Yemek yememe mi? He o hani zaten başka bir bok yaptığın yok hani. Bir dedim bir spor. Bir yemek, öbürü neydi? Boklanmak, sıçmak mı? Yemek, içmek, sıçmak moruk. Hayat felsefem bu. Diğer saniyelerde görüşürüz kanka. Moruk AVM'ye de geldik. Diyarbakır'ın en büyük AVM'si buymuş. Elazığ yolunda. Buradan ayağa bak bu marka kardeşim. Buralar işte. Buradan kendime aso bir tane ayakkabı alayım da artık. Zaten var 6-7 çift ayakkabım, 8-9 olsun moruk. Yaz hazırlık yapıyorum oraya buraya gideceğiz ya. Zaten yurt dışına çıkmaya yasağım bitsin babam beni Yunanistan'a yollayacak moruk Mikonos'a. 10 günlüğüne. Öyle anlaştık yani. Diğer sahnelerde görüşürüz birader. Şimdi arkadaşlar daha deminden beri bir muhabbet yapıyoruz. Bak her şeye de sövüyor moruk böyle. İnsan içinde olduğumu küfür edemediği için tribe giriyor. Calvin Klein'in daha demin boxer'ları vardı. 3 adedi 900 TL. Alalım dedim hem de şekli mekli de güzel. Calvin zaten... Universal'dır moruk. Universal ama universal değil. Burada da. Evrensel bir markadır. Burada da Dagi'ye geldik. Sen öküzsün. Dedik çamaşırı asalettir. Kendin çamaşırı değildir. Kendin niye ben asil miyim şimdi o zaman? Şörtünü de almıyoruz. Ya bir bırak dediğim gibi gerizekalı. Neyse. Çamaşır asalet dedi de ondan gösterdim moruk. Az bir çok kenara sığırlıyor. Şimdi Dagi diye bir marka varmış. İnsanlar var burada. Bize tamam. Bir getirdim moruk bildiğin şey. Pazar mı moruk işler? Şeklisin siyah donu ya kadın bize 5 adam tam salak olduğun kanısına varacak. Ya Dagi Eros bunlar dediğim gibi. Eros bu şey Yunan tanrısı olan ya deme diyorum daha salak de ki mal işte ben de burada Kelvin yazısı olacak bir boka yaramaz. Giyinmez bir niye, bok. Niye Kelvin'in elledi mi kumaşını? Yazmış diye. Lan biliyorum oğlum. Lan. Ya kaç tane Kelvin sen kadar diyorum ya. Sen kadar diyorum ya ben yolda o yanda bu yanda sıçıyorum diyorum ya. Tam sen kadar. Allah'ım yarabbim. Bunu hala ya kardeşim anlatıyor işte ben dediğim gibi Kelvin alacağım. Dagi'nin amına koyayım. Dagi kim bu oğlum? Diğer saniyelerde görüşürüz. Dayı oğlu şimdi bak ben şunu şöyle göstereyim. Ya bu da güzel ya. Fena ayakkabı değil de bunun buralar falan sürekli temizlemek zorunda kalacağım bir ayakkabı. Bak bu babamın tribi kessene. Babam da bunu diyor kardeşim. Tribi de kim o? Görüyorsun değil mi toplum içindeki somağı? Toplum içindeki onu somağı kes diyorum Moruk sana diyor. Yeni jenerasyonu biraz zeka seviyesini idare edeceğim. Ben bu ayakkabıyı ya diyor. Bak şöyle göstereyim. Bir takım sorunları var. Bak 30 yaşında adamız yeni jenerasyon diyor. Kaç yaşındasın sen? Benden kaç yaş küçük? Ne? Yeni jenerasyon diyor muyum? Biz 35'ten aşağısı böyle kaldık. Tamam. Yani ne bileyim bu daha tarz sanki ya. Bir de bunu gösterdi amcaoğlu böyle. Bunu da göstereyim size. Bu ne bu oğlum? Yani kahverengi siyah ne bileyim çok saçma değil mi moruk? Bana mı öyle geliyor ya? Yorumlarda bilirsenize kardeşim. Bak şunları gösterdi sonra. Bu tarz. Tamam bunu Bodrum'dan aldın eve gelene kadar verdik mahkemeye. 13 yaşındaydım. Mahkemeyi kazandık yine ayakkabıyı değiştirelim. Yani yazın ne bileyim böyle boğazda ayakkabı giyen falan varsa ayağına taş bağlayıp kendini denize atsın bu oğlum. Bak böyle bir şey yapmışlar moruk. Bu da farklı bir şeye benziyor.
Tamam, o da farklı bir şey. Aynen ama... Çok farklı bir ayakkabı. Güzel de bir ayakkabı. Ne? Ya ondan değil, Boğaz'da ayakkabı nasıl giyiyorlar ki yazın? Evet, doğru. Diyorsun bunu, ayakkabı giyin derken ızdırap çekmene gerek yok. Dayı oğlu bu tarz sanki ya. Bu. Tamam, çok iyi uğraşıyorum. Ya da diyorum, İzmir'den iki tane mi azar dokundu üstüne? Öyle de öyle öyle bir pozisyon da var. Yani diğer sahnelerde görüşürüz. Bu burada bir dursun şu anlık Marik. Baba şimdi tamam da insanların toplum içinde niye yorum yapamıyorsun? Niye? Hani YouTube videosu çekiyoruz. Ne tribe niye gidiyor? Bir de gerizekalı gerizekalı o zaman baba tribe bırak değil mi abi? Aa, trip ne? Trip ne? Kötü bir şey mi? Sanki küfür ediyorsun ben sana. Trip. Oğlum bundan vazgeçtik kardeşim. Çok çabuk kirlenilmiş diyor baba. Ya hep ayakkabılarım beyaz orada. Moruk. Bu tarz bir şey var kardeşim. Ya ne bileyim, hep ayakkabılarım beyaz. Şimdi bunun 42'sine bakıyorum kardeşim. En son tufa bunu da beğenmezsek Vans almaya gideceğim. Psikolojimi bozdu. Vans mı alalım, Converse mi yani? Ramak'tayım moruk, aradayım. Gidip geliyorum. Şimdi şuna bir bakalım, ondan sonra Vans'a falan film belki de. Kardeşim, Converse'in bu yeşilini alıyoruz. Çünkü beyaz da var, kırmızı da var, siyah da var. Hiç bu renkte ayakkabım yok. Lan niye var ne? Ya bu yeşili alıyoruz, Converse'de böyle değişik mi? Sen de soğuk su söyledin, onu da söyle. Su getiriyorlar içeceğim. Akka mı onlar? Etil alkol aldık moruk bir de burada, güzel etil alkol satıyorlarmış. Senden dolanmaktansa niye ekili samarkolu almak? Ya bana bakacaktık da bizi fazla takma dedi bu oğlum. Arkadaşlar su da aldım. Su da geldi aynı. Sakayı çok sıkandım. Neyse görüşürüz moruk be. Arkadaşlar şimdi babam çok konuşmayı seviyor. Burada Eren diye bir arkadaştan tanıştı. Yasayı çıkartıyorlar moruk. Torba yasayı ikisi çıkartacak galiba. Buradaki bayanlar da bize gayet yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum. Yine ne kadardı baba fiyat? İyi fiyat. Yeşil bir ayakkabı aldık gayet uygun fiyata. 3200 TL'ye verirseniz aynı ayakkabıdan alabiliyorsunuz kardeşim. Şu hanımefendi de videoyu merak etti. Yani bu şekilde bir dükkanımız var. Dükkanımızı da gösterelim moruk. Bu marka. Converse bu sezon yeni kreasyonunda kardeşim farklı ayakkabılar getirmiş. Hani burada çek bitmez. Gösterelim isterseniz. Şöyle. Şu şekilde. Bunu alacaktım galiba. Yok bu değil. Amca oğlu ilkten bunu alacaktık. Babam bizi tribe soktu farkındaysanız. Yani buraları pislenir filan ayağa. Benim de içime kurt düştü. Kurt düştükten sonra bunu almaya karar verdik kardeşim. Şu tarz, şu ayakkabıyı aldım. Ya biraz ipne modeli de yani moruk. Yeni şeye... akıma ayak uyduruyoruz biz de. Yani böyle çok çeşit var. Say bitmez. Diyarbakır'dan bizi izleyenler varsa buradaki Converse'e bir uğrasın arkadaşlar. Diğer sahnelerde görüşürüz. Kardeşim böyle de bir gözlük Armani'ymiş galiba. Çökme planım var da. Direkt Johnny Cage'e benzemedik mi Mortal Kombat'taki moruk? Neyse burası kalabalık. Bunu almayı düşünüyorum. Alırsam zaten videonun devamı gelecek. Diğer sahnelerde görüşürüz. Buna ben çökmek için elimden geleni yapıyorum şu anlık. Arkadaşlar gözlüğe de an itibariyle çöktüm. Şimdi 3-4 tane gözlüğüm oldu galiba yaza. Ne oldu? Ha? Gözlük de tamam moruk. Bugün hedefim 10K'lık yapmak babam ya. Bir kaç oldu? 3 öyle oldu. Bu ne kadarmış fiyatı baba? Ücreti ne kadar onun? 3000'de öyle 6 olmuş moruk. 4 liralık daha kotamız var. Şundan da sıkıldım zaten. Kutuya koyayım da ondan devam edeyim videolara. Kardo Pierre Cardin'de böyle bir tane tişörtü vardı. Direkt aldığım ayakkabıyla aynı renk. O ara ben size bir şey diyeyim mi moruk? Biz herhalde Temmuz'un sonuna doğru robot gibi de olacağız. O kesin. İndirimde bir şey değil, 1000 TL bunu da alıyorum moruk. Arkadaşlar babamın klim balk gittiğini size söylemiştim. Hemen bana bir şey alırken kendine de sektirmiyor ora. Pierre Cardin'de indirim var moruk, Pierre Cardin'de. En düşük tişört işte öyle 750 TL falan.
favori yerim Pierre abi. Aynen. Babam da ben bir şey alacağım, hiç geri kalmıyor kendine illa. O da bir şey alacak, annem mi diye izler sabah ya, büyük sıkıntı bu. Neyse, ben bunu kesin aldım da aldığım ayakkabıyla kombin yapacağım. Babam da işte kardeşim. Bakayım. Sırtı kes. Baba biceps versene bir biceps. Tamam biceps. Ne? Biceps diyorum, biceps değil. Şöyle yap bakayım bir. Samancı esmaktır abi. Oğlum ben robot gibi olmaya başladım ha. Adıyaman'ın bana getirdiği en güzel nimetlerden biri elde düzenli olarak spor yapmam var. Tamam da daha ne istiyorsun? Demek ki Adıyaman hayat vermiş. Birader ben dediğim gibi Temmuz'a ben tamam mı oğlum ben? Temmuz sonu var ya direkt selamünaleykümle karışık sadire alışık kardeşim. Babamı kes moruk. Bana yetişebilmek için çifli çifli alınacak. Üçlü üçlü alınacak. En düşük tişörtü 1000 TL oğlum. Fiyatları neyse indirim var baba, bir şey olmaz. 200 lira indiriyorlar işte. Diğer saniyelerde moruk görüşürüz. Güzel kardeşim, ben de dedim benden yarışıyor demedim ben başta. Don alacaktık, ayakkabıya döndü işler. İhaleyi ben yakalayamıyorum yani, niye böyle oluyor finalde? Aynen aynen, bak bak. Alıyor mu baba onu? Aldım ben sana, inat alıyorum. Bana inat alıyor kardeşim. Neyse hayırlı uğurlu olsun. Diyelim şimdiden. Yavaş, eşkali kes. İnsan içinde suskunluğunu ne kadar iyi koruyor va. Arkadaşlar AVM'den de çıktık, finalde babam kendine sneakers mı, sneakers mı ne boksa oradan bir ayakkabı aldı. Anlamadığım konu Calvin Klein don alacaktık. Çok harcama yapmışım, Calvin Klein falan almak don yok dedi. Finalde ama gitti kendine ayakkabı aldı. Orasını çözemedim mevzunun yani. Götümüzde A100 Yuri Boxer ile geziyoruz bu oğlum. Bir sırt fotoğrafı atalım dedik. İfşa olduk anasını satayım Instagram'da. Tabii adamlar bir de yazıyor ki yani abi o kadar harcamadan sonra 60 yıllık götünde don var nasıl olacak ya? Gururum kırıldı biraz. Ama neyse. Götüne de sen sahip çık ne olur. Götüne sahip çıkamıyor mu? İşte böyle cümlelerle bir de kanser oluyorum. Biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz birader. Ha. Çok ünlü bir yemek yeriymiş burası. Şey değil ama Kalemahame falan değil yani. Onur Ocakbaşı diye bir yermiş o da. Orada daha iyiymiş. Kalemahame zaten Eren anlattı moruk. Biraz isim yaptıktan sonra o kadar da menüsü cafcaflı falan değilmiş yani. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra da dönüş menüş videoyu da sonlandıracağım. Uzun bir video oldu galiba bugün de. Diğer saniyelerde görüşürüz. Soluna baksana direkt moruk. Bize don almadı bu oğlum. Sikim donsuz ha. Saniyelerde görüşürüz. Kardeşim mekan böyle de bunları önceden getirdiler. Ya bugün diyet mi yet mecbur bozduk moruk yani. Gel de bu masada diyet yap şimdi. Bak şu da çok güzel bir şey. Muamba. Var ya. Şimdi önden bunlar geldi. Bir de ana menü gelecek birazdan. Onu da çekeceğim. Ondan sonra babamın bir arkadaşıyla görüşecek. Adı Yaman olup tutulur yine birader. Beyler menü geldi. Bu marka. Şöyle göstereyim. Kuşbaşı, bu da buraya özel bir şeydi. Şimdi bunları da yedikten sonra yola çıkarız işte inşallah. Amcaoğlu daha deminden beri bir yemek yemişim var ya. Allah belanı versin, ben kendime inanamadım moruk. Son zamanlarda dediğim en yüksek dozda yemek. Ama gerçekten bu nereydi abi, Onur? Onur Ocakbaşı. Onur Ocakbaşı. Diyarbakır'da gerçekten her yemeği güzel. Ben kuşbaşı da yedim, ciğer de yedim kardeşim. Ayrıca yok yok buyur abi ne demek. Yok estağfurullah reis. Ayrıca kardeşim şey de yedim, farklı bir yemekleri daha vardı. Abi normalde oturmam, video çekiyorum ha. Konu fazla piç olmasın diye geçiyorum, uyandırayım. Dediğim gibi mekan da şu şekilde beyler. 10 numara 5 yıldız. Buraya uğradığınızda kesinlikle bu tarafa uğradığınızda buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Babam şimdi size de tabirle gitti arabayı almaya. Bir de çay içeceğiz buradaki abilerle. Ondan sonra maalesef Adıyaman'a dönmek zorundayız kardeşim. Diğer saniyelerde görüşürüz videoyu. Çay içtikten sonra bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar çayımızı çorbamızı da içtik yedik. Yedin. He, Sedat abiler 10 numarada ağırladı yedin bizi. Sen içine yemek mi deniyor?
Ben daha demin dedim baba ne yedim arkadaşlara bir anlatsam. Ulan ne yemezsin anasını satayım yani. Boklanmak olur da bu boklanmağı da geçti anasını satayım. Oğlum Çetmil'in içinden geçtim bugün. Direkt anasını satayım foseptiğe bağlantı. Foseptik ne? Foseptik o bütün bok kanallarının toplandığı yer. Aynen öyle oldu gerçekten çünkü ciğer mi dersin, kuşbaşı mı dersin, o kendilerine özgü farklı bir etleri var onu mu kemikli dersin? Ya. Kemikli et mi ne? Moruk her şeyi yedim. Yes. Salata, ezme, etli ekmek. Etli ekmek, çiğ köfte. Ama 10 gündür de dediğim gibi haç çatıp kalkıyoruz. Ya böyle arada bu yerlere geldiğim zaman diyetin içinden geçiyorum da sıkıntı olmaz ondan lan ya. Diyetin amına koyuyorum desene lan. Amına koyayım ben o kadar yemeğe tam 5 günde ancak yiyorum ya. Ya fırsat bulduk mu bokunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Buyur. Şimdi Diyarbakır analizi yapayım. Diyarbakır gerçekten çok güzel bir şehir moruk. Baksana buralara. Var ya hani doğuda Urfa'yı gezdik, Gaziantep'i gezdik. Yok. Hani Adıyaman'ı saymıyorum bile zaten de burası çok farklı bir yer. Adıyaman şehir değil. Yemekleri şey. Olsun, kafeleri mafeleri mesela bazı kafeler İzmit'te bile yok öyle diyebilirim ben size. Bizim gittiğimiz o tatlıcı matlıcı. He. Bu arada kadayıf tatlısı da meşhurmuş Diyarbakır'ın. Aldım. Aldın mı? Ben yiyemiyorum ki Hasan'da. Bu arada yok. Arkadaşlar. Bu kadar boklandım bir tane de kadayıf. Yok yok abi. Şeker yemem. Bu aklınızda olsun. Moruk benim kadar yemek yiyin ama gidip atıyorum iki dilim baklavaya da şey yemeyin. Kadayıf çünkü şeker o kadar kötü bir şey ki şerbet tatlılar. Vücuttan çok zor atılıyor. Atıyorum ben bunun pisliğini iki günde atarım moruk. Sabah akşam kardiyo yapıyorum. Ayrıca bunun yanında biz protein ağırlıklı da beslendik moruk. Ya bu kasa çalışır. Karbon pis karbon almış olabiliriz. O da büyütür vücudu. Ama dediğim gibi diyetteyiz. Onu da Allah'ın izniyle iki güne atarız pisliğini. Diyarbakır gerçekten gelip görmeye değer bir şehir. Biz gezemedik bu oğlum. Biz daha bir de onda birini gezdik. Onda birini gezdik. Dizdekent çok güzel bir yer bu Dizdekent. Aynen. Buradaki dediğim gibi bu şeyde lokanta da harbi yapıyor moruk. Adamlar da yok. Bunların lahmacun da güzeldir ha. Bunların her şeyi güzel. Aynen. Orada baksana bir dünya yemek yeri var ya. Özel böyle bir yemek yeri gibi orası. Şeyde yok öyle yer ya. Kocaeli'de yok. Doğru. Harbiden doğru. Yani doğunun Paris'i Van değil moruk maalesef. Ya bu doğunun Paris'i Van'ı siz. Semih abi demişti beni kandırmış. Ya, maalesef yalan atmış bana. Diyarbakır bu oğlum iş. Doğunun boku Van. Van nedir lan? İş var ya Diyarbakır. Diyarbakır moruk iş. Van bir defa Urfa. Van Urfa'nın ilçesi. Antep, Van ne ya Van? Ha bizim Vanlı Semir 60 bir volta sazan olarak sen düşmüşsün ha? He ne yapayım? Garip ne yapsın? Arkadaşlar uzatmaya gerek yok benim karnım ağrıdı bu oğlum. Opette bir kabarmam lazım benim kardeşim. Baba sen kabarmanın ne anlama geldiğini biliyor musun? Ne? Kabarmak. Bilmem ben. Ne demek? Kabarma ilginç bir şeydir. Şöyle ama tabi oturarak daha iyi olur. Aynen sıçmanın ne anlama oturarak geldiğini biliyormuşuz işte babam kabarmak. Opet'te falan da kabarırım bu sefer kabarırken video atmak yok fazla da uzun tutmayacağım. Bu videomuzu inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. 10-11 gün sonra da İzmit'e dönüyorum. İzmit'te de protein shop'ta olsun. İzmit'in ortamı olsun. Yine videolarımızın devamı gelecek. Diğer serilerde görüşmek üzere hoşça kalın demeden önce baba yarışmacı arkadaşlara bir şey demek istiyor musun son olarak? Yarışmacı arkadaşlara bol egzersizler diliyorum. Erdem'i izlememeye devam etmelerini diliyorum. Neden diliyorum? Onların ayrına kendileri bilir. Dost azı söyler. Diğer serilerde görüşmek üzere hoşça kalın beyler.